Organik ve anorganik bileşiklerin genel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Kontrol edelim. Organik bileşiklerin ana kaynağı canlılardır. Bu doğru bir ifadedir arkadaşlar. Organik bileşikler canlılardan üretilir. Canlı bileşikleri, canlılardaki bileşikler organik bileşiklerdir. Anorganik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları genellikle yüksektir. Bu ifade de doğrudur. Organik bileşiklerin erime ve kaynama noktaları düşük, anorganik bileşikleri genellikle iyonik bileşikler olduğu için erime ve kaynama noktaları yüksektir. Bu da doğrudur. Organik bileşiklerin tepkimeleri hızlıdır. Tam tersidir. Organik bileşiklerin tepkimeleri yavaş, anorganik bileşiklerin tepkimeleri hızlıdır. Organik bileşikler genellikle iyonik yapılıdır. Biraz önce ifade etmiştik. Bu da doğrudur. Organik bileşiklerin kendilerine özgü kokuları vardır. Bu da doğru bir bilgidir. Sorunun cevabı C seçeneğidir. Bu bileşiklerden hangisinin sınıflandırılması yanlıştır demiş arkadaşlar. Kontrol edelim. Birinci bileşikte bir etan molekülü vardır. Alkandır, organiktir. Doğru verilmiş. Hidrojen siyanür organik bir bileşik olarak verilmiş. Arkadaşlar hidrojen siyanür zayıf bir asittir. Organik bileşik değildir. İnorganik bileşiktir. Yanlış verilmiş. Sorunun doğru cevabı B seçeneği çıktı. Diğerlerine bakalım. Karbonik asit anorganik bileşiktir. Anorganik asittir. Doğrudur. Bir amin molekülü görüyoruz arkadaşlar. Organik bir moleküldür amin. Karbon tetraklorür CH4'ün klor gazıyla yer değiştirmesinden ortaya çıkar. Bu da organik bir bileşiktir. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi anorganik bileşik olarak sınıflandırılır? Arkadaşlar inceleyelim tek tek. Bu bir aldehittir, formaldehit, organik bir bileşiktir. Karboksilik asittir arkadaşlar, asetik asit ya da etanoik asittir. Organik bir bileşiktir. Amin sınıfındadır arkadaşlar, D seçeneği. Diamindir, organik bir bileşiktir. Halkalı alkoldür. Bu da organik bir bileşiktir. Karbonik asit anorganik bir bileşiktir. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Organik ve anorganik bileşiklerle ilgili bu cümleler doğru, yanlış olarak değerlendirildiğinde sıralama verilenlerden hangisi olur? Kontrol edelim. Karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve üretim yollarını inceleyen kimya alt dalına organik kimya denir. Bu doğrudur. Organik kimya karbon kimyası demektir. Birinci ifade doğrudur. İkinci bilgiye bakalım. Wöhler 1828 yılında anorganik bileşiklerden yola çıkarak laboratuvar koşullarında ilk organik bileşiği, üreyi üretmiştir. Bu ifade de doğrudur. İlk organik bileşik üretilmiş, ilk organik bileşik üredir. Bu da doğrudur. Organik bir bileşik olan amonyum siyanatın formülü NH4CN'dir. Bu ifade yanlıştır. Bu bileşik arkadaşlar amonyum siyanürdür. Yanlış olur. Bu yanlış oldu. Doğru, yanlış. Hangi seçenekte var? B seçeneğinde doğru, yanlış olarak sıralanmıştır. Laboratuvarda sentezlenen ilk organik bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir? Değerli arkadaşlar, 1828 yılında Wöhler tarafından laboratuvarda sentezlenen ilk organik bileşik üredir. Formülü NH2C, yani karbonil ve NH2C seçeneğindeki bileşik üre bileşiğidir. Bir diamindir arkadaşlar. Üre olarak özel ismi vardır. İlk sentezlenen organik bileşiktir. Sorunun cevabı C seçeneğidir. Organik bileşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Kontrol edelim. Sayıları anorganik bileşiklerden azdır. Bu ifade yanlıştır. Karbon çok bağ yapar arkadaşlar. Organik bileşiklerin sayıları anorganik bileşiklerden çok fazladır. Tepkimeleri çok hızlı ve basittir. Tam tersidir. Organik bileşiklerin tepkimeleri yavaştır. Çok hızlı değil, yavaş tepkimelerdir.
Genellikle suda iyi çözünürler. Bu da yanlıştır. Organik bileşikler suda çözünmezler. Anorganik bileşikler çözünür. Kalsiyum karbonat organik bir bileşik değildir. Kalsiyum karbonat anorganik bir bileşiktir. Bir tuzdur. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Yapısında karbon atomu içeren tüm organik bileşikler, tüm bileşikler organiktir. Bu ifade de yanlıştır arkadaşlar. Yapısında karbon atomu olan bütün bileşikler organik bileşik değildir. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sınıflandırılması yanlış verilmiştir? Sofra tuzu NaCl'dir arkadaşlar. Tuz anorganik bileşiktir. Doğrudur. Polivinil klorür organik bir polimerdir. Arkadaşlar organik bir bileşiktir. Sut kostik sodyum hidroksit bazıdır. Anorganik bir bileşiktir. Karbondioksit organik bir bileşik demiş. Karbondioksit arkadaşlar bir oksittir. Organik bir oksit, organik bir bileşik değil, anorganik bir bileşiktir. Tuz ruhu HCl bir asittir. Organik değildir, anorganiktir. Sorumuzun cevabı D seçeneğidir. Organik ve anorganik bileşiklerin genel özellikleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Kontrol edelim arkadaşlar tek tek. Organik bileşikler genellikle kovalent yapılı moleküller. Anorganik bileşikler ise iyonik yapılı moleküllerdir. Bu ifade doğrudur. Karbon ve hidrojen temellidir organik bileşikler. Kovalent yapılıdır. Anorganik bileşikler genellikle tuzlar, asitler, bazlardır. Organik bileşikler genellikle yanıcı, anorganik bileşikler yanıcı değildir. Karbon yanıcı bir maddedir arkadaşlar. Karbon temelli olduğu için organik bileşikler yanıcıdır. Yapısında siyanür, karbonat köklerini bulunduran bileşikler anorganiktir. Bu da doğrudur. Karbonat ve siyanür içeren bileşikler anorganiktir. Organik değildir. Organik bileşikler genellikle elektrolit özellik göstermez. Arkadaşlar, elektrolit demek elektrik akımı ileten demektir. Organik bileşikler iyonik yapılı olmadığı için genellikle elektriği akım iletmezler ifadesi doğrudur. Anorganik bileşiklerin tepkimeleri yavaştır demiş. Tam tersidir. Organik tepkimeler yavaş, anorganik tepkimeler hızlıdır. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Yukarıda açık formülleri verilen bileşiklerle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım arkadaşlar. Birinci bileşik organiktir. CH4'tür. Metandır. Alkandır. Doymuş bir hidrokarbondur. Organiktir. Arkadaşlar doğrudur. İkinci bileşik anorganiktir demiş. Arkadaşlar ikinci bileşik anorganiktir demiş. Karbon tetra klorür. Arkadaşlar karbon tetra klorür. Anorganik bir bileşiktir ifadesi yanlıştır. Karbon tetraklorür organik bir bileşiktir. Bu yüzden arkadaşlar ikincisi yanlış oldu. Üçüncü bileşik 4 tane polar kovalent bağ içeren polar moleküllere sahiptir. Arkadaşlar eğer polar kovalent bağ içermesi doğrudur. Karbon hidrojen ve karbon klor bağları polardır. Ancak molekülün bileşki kuvveti sıfır olmadığı için 4 tane bağın 4'ü de türdeş olmadığı için, özdeş olmadığı için molekülün dipol momenti sıfır değildir. Klor üzerinde eksi yük vardır. Bu yüzden sorumuzun 3. öncülü arkadaşlar molekül polardır, apolar değildir. 4 tane polar kovalent bağ içeren polar moleküldür. Bu ifadesiyle doğrudur. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi organik bir bileşik değildir demiş. Arkadaşlar organik bileşik olması için yapısında temel olarak karbon olması gerekir. Baktığımız zaman yapısında karbon atomu olmayan D seçeneğindeki nitrik asittir. Nitrik asit organik bir bileşik değildir. Anorganik bir bileşiktir. Kuvvetli bir asittir. Sorunun doğru cevabı D seçeneğidir. Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri organik bileşiktir? Organik olması için temel olarak karbon olması gerekir. Yemek tozu sodyum klorürdür. Organik bileşik değildir. Glikoz C6H12O6'dır. Organik bir bileşiktir. Şeker olarak biliriz.
Sirke aseti CH3 COOH. Diğer ismi asetik asit ya da etanoik asittir, organik bir asittir. Hangileri organik bileşiktir? 2 ve 3. Sorunun cevabı D seçeneğidir. Tabloda her belirlediği organik bileşik için 10 puan alan bir öğrenci en fazla kaç puan alabilir? Organik bileşikleri belirleyeceğiz. Kireç kaymağı kalsiyum hipokloritdir arkadaşlar. Yapısında karbon olmadığı için organik bileşik değildir. Süt asiti, laktik asit, C3H6O3'tür. Organik bir asittir. Analin 2 amino propanoik asittir. Bir amino asittir. Organik bir asittir. Etil alkol C2H5OH'tır. Etil alkolün formülü. Alkoller organik bileşiklerdir. Üre ürenin formülü ilk üretilen organik bileşiktir. Arkadaşlar NH2 NH2 diamindir. Organik bir bileşiktir. Çamaşır suyu sodyum hipokloritdir. Organik bileşik değildir. Karbon atomu yok. Kezzap nitrik asittir. Karbon atomu olmadığı için organik değildir. Yapısında karbon olmasına rağmen karbonmonoksit organik bir bileşik değil, anorganik bileşiktir. Zaç yağı sülfürik asittir. Yapısında karbon olmadığı için organik bileşik değildir. Kaç tane organik bileşik bulduk? 4 tane organik bileşik bulduk. Her bir bileşik için 10 puan alırsa 40 puan alır. Sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.